Herkese merhaba. Yeni bir video ile karşınızdayım. Ama gerçekten belki şu an bu kanalda size en çok motive edecek bir video ile geldim. Neden böyle diyorum? Çünkü çok kısa bir süredeki olan değişimimle geldim arkadaşlar. Zaten kapak fotoğrafını görmüşsünüzdür ve şoka uğrayacağınıza eminim. Beni tanımayanlar ya da bu videoyu tanıyacak yeni gelenler için söylüyorum. Ben normalde bundan 4 sene önce 110 kiloydum. 110 kiloyla 1,5 yılda 58 kiloya düştüm arkadaşlar ve neredeyse 50 küsür kilo verdim. Ve bu kilomu çok güzel korudum. Normalde işte 110 kiloki Ebru ile 58-60 kilo ya da 65 kiloki farkı size gösteriyordum. Eski Ebru yeni Ebru diye gösteriyordum. Şimdi ise sizi neden çok motive edeceğini şöyle söylüyorum. Bir ay önceki Ebru ile şu anki Ebru'yu göreceğiz. Ve bu sizi motive edecek. Çünkü çok kısa bir süredeki olan değişime şaşkınlıkla bakacaksınız ve sizi motive edecek. Belki 1,5 yıllık kilo verdiğim için ya 1,5 yıl kız azmetmiş, çabalamış, vermiş işte. Ama bir ay azmetip çabalayan insanın farkı sizi motive eder. Dersiniz ki bir ayda o ben de bir ay çabalasam bende de böyle bir fark olur diyeceksiniz. Görsel anlamda gerçekten hiç aman burada göbeğim çıkmış, aman şurada bacaklarım kalın çıkmış gibi hiç takmıyorum. Hani derseniz de. Çünkü ben her halimi seviyorum. Kilo aldığım zaman da kendimi çekiyorum. Kilo verdiğim zaman da kendimi çekiyorum. Kilo aldığım zamanlar before yapmayı seviyorum. Yani hani diyorum ki bak bunun daha iyisi gelecek demeyi sevdiğim için çekiyorum. Ve sizin de karşınıza gösteriyorum. Yeter ki sizi motive etsin. Çok kısa bir özetle geçeyim. Ondan sonra başlıyorum. TV8'de çalışıyorum. Canlı yayın yapıyoruz. Ve sabah 8'den canlı yayınımız başlıyor. Öğlen 1'e kadar falan sürüyordu. Ve ben sabah 5'te uyanıyordum. Ve sabahın 5'inde uyanmak çok zor olacağını tahmin edebilirsiniz. Bütün sisteminiz değişiyor. Yemek düzeniniz değişiyor, uyku düzeniniz değişiyor, sosyal hayatınız değişiyor, her şeyiniz değişiyor. Ve ben de birazcık değişti açıkçası ve bu da insanın modunu düşürüyor. Ben de 8 ay boyunca toplam 4 kilo aldım. Çünkü ister istemez yorgun oluyorsunuz, istediğiniz gibi spor yapamıyorsunuz ya da istediğinizi yiyemiyorsunuz. İlla ki ben dikkat ettim. Dikkat ettiğim zamanlar da oldu ama çok fazla spor yapamadığım için, oturarak çalıştığım için 4 kilo almıştım. Bu 4 kilo artık beni çok rahatsız etmeye başlamıştı. Ve 4 kilonun 1,5 kilosunu son 10 günde aldım. Çünkü gerçekten artık istediğimi yiyip ve başlayacağım dedim. Herkesin yaptığı gibi ben de öyle. O yüzden şu an 4 kilo o zaman almıştım. 4 kilomu verdim, üstüne 1 kilo daha verdim. Şu an 5 kilo farklı karşınızdayım. Öncelikle onu söylemek istiyorum. 58 kiloydum. 62 kiloya çıkmıştım. Şimdi tekrar 57'ye düştüm. Başlıyoruz. Hazır mıyız? İlk fotoğraf, şöyle bir bomba fotoğrafla başlamak istiyorum. Gördüğünüz gibi ilk fotoğrafta solda tam bu 5 kilo vereceğime karar verdiğim zaman ki bir gün öncesi yani 1,5 kilo çok yani çok hızlı aldığım için o 1,5 kilo istersen direkt ödem şişkinlik yapmıştı. Göbeğimi görüyorsunuz sol tarafta inanılmaz bir göbek. Yani normalde benim üstüm incedir. Instagram'da benim fotoğraflarımı görenler bilirler. Normalde üstüm incedir ama ona rağmen gerçekten göbeğim falan şu yanlarım simitler olur ya arkadaşlar. Şurada simitlerim falan çıkmıştı. Şimdi simit mimit hiç yok. Burası bomboş. Yanda simitlerim çıkmış. Birazcık tabii ki göbeğim var. Yani görüyorsunuz. Bu da diğer fotoğrafta bir hafta önce çektim. Karın kasım çıktı. Şurada bir karın kasım çıktı. Ve sporla tek yaptığım şey bu nasıl bu kadar bir ayda fark oldu derseniz arkadaşlar haftanın 6 günü eliptik yaptım. Tamam eliptiğiniz olmayabilir. Herkesin evinde eliptik olmayabilir ama yürüyüş yapabilirsiniz, lastiği yapabilirsiniz, koşu bandınız varsa koşu bandını yürüyebilirsiniz. Yani hareket edebilirsiniz. Ben 450-500 kalori yaktım. 500 kalori yakacak her spor yapabilirsiniz. Ve inanın genel dediklerimi paylaşıyorum. Hep sağlıklı beslendim. Ona da değineceğim. Ve sadece bir aydaki farka bakar mısın? Ne kadar güzel. Ben şu an göbeğim açık fotoğraf çekilebiliyorum. Göbeğim açık dolaşabiliyorum. Ama bir önceki göbeğe bakar mısınız? Hangisi olmak istersin? O yüzden tarafını seç. 1-5 kilo ne kadar fark ediyor vücutta diye düşünüyorum. Mesela bir de şöyle yani 57-58 kilodan 62 kiloya çıkan bir insan daha kilolu gözükür. Mesela ben 70 kilodan 62 kiloya düşsem bu kadar göbeğim belki olmaz. Çünkü bir anda ister istemez kilo aldığınız için daha fazla yağlanıyorsunuz. Bakar mısınız yandan ne kadar bacaklarım, ister istemez karnım ne kadar şiş. Şimdi ise diğer fotoğrafta kas var. Göbeğimin başlangıcının orada kas var. Çizgi oluşmaya başladı.
ve sadece eliptik yaptım. Eliptin yanında sebzemi yedim, proteinimi yedim, meyvemi yedim, ölçülü bir şekilde kuru yemişlerimi yedim, bol suyumu içtim. Canım istediği zaman 3 kaşık bulgur pilavı, 3 kaşık makarna yedim. Bazen 3 kaşık pilav yedim ama spor yaptım. Fast food hayatımdan çıkardım, abur cubur hayatımdan çıkardım. Çok canım tatlı çekerse belki bir çikolatanın yarısını yedim ya da sağlıklı çikolata yedim. Ama geri kalan her şeyi, ama her şeyi yedim. Zaten neler yediğim videoları izlerseniz anlayabilirsiniz. Devam ediyorum. Burada da şok şok şok. Bacaklarıma bakar mısınız? Bu benim normalde, bu tayt bana biraz bol bile olurdu solda. Bu da 5 kilo vermeye başlayacağımın ilk günü. Yani hep böyle en son fotoğraflarımı aldım bu arada. İlk gün arkadaşlar, hani en şiş olduğum fotoğrafları aldım daha doğrusu. Tam bir ay fark olanı. Ve bakar mısınız, göbeğim, bacaklarım, basenlerim, yani o kadar fark ediyor ki. Ve ben bunu aynada gördüm, bacak aram bile ne kadar bitişik olmaya başlamıştı yani. Hani belki 4-5 kilo alsam artık bacak aram 65-66 kilo olsam bacaklarım birleşecekti. Ve diğeri de geçen gün çekildim, tam spor yapmadan önce. Tişörtümü, belimi gösterebiliyorum. Taytımı giydim, bacak aram açıldı, basenlerim daha da eridi ve sporu severek yapıyorum. Çünkü ben bir ayda yaptığım sporla bu hale geldim. Ben eğer otursaydım ya da ben kilo aldım, vah ben başlamak istemiyorum, ben diyet yapmak istemiyorum deseydim belki daha çok gidecekti. Ama ben diyet yapmadım. Diyet olarak düşünmedim. Yaşam tarzı haline getirdim. Dedim ki sen çok güzel besleniyorsun Ebru. Tamam, 8 ayda yaşadığın stresler, iş stresi ya da uyku düzenin ya da canım hani yeme düzenin bozulduğu için 4 kilo almış olabilirsin. Çok büyük bir kayıp değil. 4 kilo, ben 5 kilo bir ayda verdim. Ama ben bu 4 kilo 8 ayda almıştım. Bakın ne kadar hızlı verebildim aslında. Sadece sporumu yaptım. Sporumu ekledim. Yeme düzenimi biraz daha düzelttim, saatlerimi, ve kilo verdim. Ramazan'da da 2 kilo verdim arkadaşlar. Ramazan'da kilo verilmez diye bir şey yok. Ben sahurumda da sağlıklı yedim. İftarımı sağlıklı ettim. Hatta inanın ben mesela arkadaşlarımla konuşuyorum. Bunları yiyorum de, yok artık diyorlar. Doyuyor musun? Evet doyuyorum. Çünkü ölçülü yiyorum. Ölçülü yemeye alıştım. Herkesin kafasında şu var: sahurda her şeyi yiyeyim, her şeyi yiyeyim. Çünkü bütün 17 saat aç kalacağım. Hiç alakası yok. Ben sahurda müsli bile yesem, o sütü içsem, müsli yesem, yulafla pasta yesem, kahvaltı da etsem, oturup iki tane hamburger desem sabahın açlıkla uyanıyorum. Niye şu şeyden çıkamıyorum ki? Yani ben 17 saat aç kalacağım diye neden sürekli daha fazla yiyeyim? Öyle bir dünya yok. İstersen 5 litre su iç, sabah kalktığında yine susuz olacaksın. Susayacaksın yani. İlla ki susayacaksın. O yüzden bacak farkı da böyle müthiş ama. Devam ediyorum. Size bir de videoya gelmek istedim. YouTube'daki videom arkadaşlar. Bu gene 5 kilo vermeden önceki son attığım videolar. Yüzüme bakar mısınız? Bir de diğer videomda en son attığım videolarımdan zaten. En son izlediğiniz video. Bakar mısınız? Yüzüm, yanaklarım ne kadar artık şişmeye başlamış. Zaten şu an bile o videoyla bu video arasındaki şu anki yüzüme bakabilirsiniz. Yanaklarım artık şişmiş. Şu an kemiklerim zaten inceldi. Zaten köprücük kemiklerim daha fazla belirginleşti. Yüzüm daha çok belirginleşti. Elmacık kemiklerim çıktı. Yani yüzden bile her yerden gidiyor. Ya insan ne kadar mutlu ediyor, öyle değil mi yani? Hani şu mutlu ediyor: yaz alışveriş yapıyorum. Zaten Instagram'dan takip edenler biliyor. İnternet sitesine giriyorum, bakıyorum. 38 beden şort etek aldım bugün. Small beden tişörtler, small beden ne bileyim pantolon alabiliyorum. Ama ben 4 kilo aldım tüh, ya da ben daha da fazla kilo alacağım, ya da daha fazla yiyeyim ya yarın başlarım, bunu deyim ya yarın başlarım desem, şu an yaz alışverişinde small beden, 38-36 beden alışveriş yapamayacağım. X small tişörtler alamayacaktım. Yani bir ayda bile bu kadar fark ediyorsa neyi bekliyoruz? Yemenin sonu var mı yani? Sen şu an yedikçe neye ne yarayacak? Ben dedim ki sen spor yaparsan, yaşam tarzı haline getirirsen, diyet değil. Bana hep diyorsunuz Ebru bu diyete nasıl alışacağım? Diyet değil. Yani her şeyin ölçülü yersen, mesela tatlı mı canın çekti? Pasta geldi. Millet, insanlar şöyle bir dilim yiyorsa sen ince bir dilim ye. Ne fark edecek? O pastanın tadını, o çikolata tadını bir dilim kalın yiyen de fark etti. İnce bir dilim yiyen de o tatlı çikolata tadını aldı. Onun içindeki o muzu da yedi. İnce bir dilim yiyen, kalın bir dilim yiyen de yedi. Hiçbir fark yok. Aa, belki o anda olmayacaksın. Acaba bir ince dilim daha mı yesem ya diyeceksin belki. Ama kendine 15 dakika verdiğin zaman, yok ya, İyi ki de yememişim. Gerçekten tatlı tadını aldım. Çayımı, kahvemi içtim. Tatlımı da yedim. Ama ölçülü yedim. Bana kilo aldırmayacak şekilde yedim. Mesela ben böyle yaptım bir ay boyunca. Ve
Pasta mı da yediğim oldu, tatlı mı da yediğim oldu, sütlaçı mı da yediğim oldu ama hep ölçümü bilerek yedim. Sporumu yaptım. Sebze mi yedim, eti mi yedim, protein mi yedim, sağlıklı beslendim ve şu an farkı görüyorsunuz. Alışveriş yaptığım zaman gayet de güzel alışveriş yapabildiğimi görüyorsunuz. Bu bence insanı gerçekten çok ama çok mutlu ediyor. Mesela size göstermek istiyorum. Bakın. Yani kilo vermeyi insanı mutlu edecek en başta şeyi göstereceğim. Bakar mısınız? Şöyle gösteriyorum arkadaşlar. Şurada bir şort etek, 38 beden. Medium aldım. Çünkü bol olsun diye, daha uzun dursun diye crop. Bunun ikisini giyip altına bir sandalet ya da bir dolgu topuklu ayakkabıyla fotoğraf çekilmek istemez misin? Ama ben o 5 kilo, o 4 kiloyu aldım diye daha da fazla yeseydim ben bunları giyebilir miydim? Ben şu an baktığım zaman aman uzun olsun ya, göbeğim var. Yani biraz önceki fotoğrafı gördünüz, gene buraya koyuyorum. O fotoğrafı crop olur mu? Ama yandaki fotoğrafla bu crop çok da güzel olur. Ama ben ne derdim? Yok ya, göbeğim var ya, ben bunu almayayım. Şu an ne diyorum? Alayım. Çünkü zaten benim inceldi. Ki daha da 3 kilo vermek istiyorum. 54 kiloya düşmek istiyorum. O zaman daha da rahat giyeceğim. Gibi gibi, yani insan o kadar motive ediyor ki yemenin hiçbir sonu yok. Yani sen ne kadar yersen ye hayallerinden vazgeçiyorsun. Dolabını açtığın zaman koyu renk kıyafetlerle sürekli görüyorsun. Dolabımı açıyordum eski bende de. Hep koyu kıyafetler. Siyah, kahverengi, belki koyu yeşil, koyu kırmızı. Ama şu an dolabımı açtığımda şort etekler, şöyle şort etekler, şöyle croplar, tarçın rengini aldım, şöyle kırmızı tişörtler, açık renkler giyeceğim. Sütlü kahve pantolon aldım, açık renk kot pantolon giyeceğim. Arkadaşım aradım, hadi dışarı çıkalım dediğinde gardırobun başında. Ne giysem de kilomu gözükmez. Şimdi fotoğraf da çekilmek ister. Ne giysem de kilom gözükmez diye düşünmeyeceğim. Hemen bir tişört, bir kot şort dışarı çıkacağım. Kot pantolon dışarı çıkacağım. Bunlar yeterli değil mi kilo vermek için? Yani yemek seni ne kadar mutlu edebilir? Sen yedikçe pişman olmaya başlayacaksın. En başta bunu düşün. Ben hep böyle düşündüm. Devam ediyorum. Hem motivasyon da vermek istiyorum. Çünkü hep böyle böyle nasıl başardım diye soracaksınız. Böyle düşünerek. Yeme düzenimi işte size anlatırım. Hep bunları yaparak yani. Ve bomba fotoğraf geliyor. Alalım. Bakar mısınız göbeğime? Solda artık yanlardan fışkırmış simitlerim, dolmuş göbek. Sağda karın kasımın çıktığı, yani belin, eşofmanın belin bol geldiği, bacaktan bol geldiği ve hani ne kadar güzel. Şöyle bir bel var. Şöyle bir incecik bir bel var. Sağlıklı hissediyor insan en başta kendini. Oturduğu zaman katlanmayacak bir göbek. İstediğini giyebileceğin, yüksek bel giyip kısa bir tişörtle dışarı çıkabileceğin ya da tişörtün uzunsa kısaltabileceğin bir göbek var. Diğer fotoğrafta yandan. Gördüğünüz gibi bakar mısınız? Bacaklarım yandan çektiğim zaman ne kadar artık böyle birleşmiş. O taytın çizgisi bile böyle bir garip geliyor. Diğer tarafta ise şifon siyah pantolonunu giymiş. Altına spor ayakkabısını giymiş. Yan durduğunda çok da güzel poz verebilen bir kız var. Ve sadece arada 5 kilo var. Küçümsüyorsunuz. Bazıları yazıyor. Ya ben bu ay sadece 3 kilo vermişim. Çok az değil mi? Şöyle düşün. Ben bu 1 kiloda bile yağlar var. Paket yağları 250 gram. 1 kiloda bile ondan 4 tane veriyorsun. 3 kiloda 12 tane. 5 kiloda 20 tane. Daha ne olsun? 20 paket yağ kaybettim arkadaşlar. Şöyle 250 gram normalde bir tatlıya bile koyamayacağınız yağı düşünün. Ben ondan tam tamına 20 paket kaybettim. Ve bir ayda sadece. Çok bomba bu fotoğraf. Bacak, direkt bacak. Hani bazıları diyor bu bacaklarımız incelir mi ya? Eliptik yapsak bacaklarımız incelir mi? İncelmemişim. Şu an fotoğrafı görüyorsun. Bu da vermeye başlayacağım ilk gün. Bu da geçen günden. Gayet incelmiş. Ne kadar bacaklarım incelmiş. Basenlerim gitmiş. Bacaklarım açılmış. Bacaklarım incelmiş. Yani olay gerçekten insanın istemesi ve inanması, azmetmesi. Ben 50 kilo vermiş bir insanım. Şu 3,5 yılda sadece belki 3-4 kilo aldım, verdim. Sadece sizden ricam, küçümsemeyin. 1 kilo 2 kilo bile küçümsemeyin. Ve sizden tekrar ricam, kendinize inanın. Sağlıklı beslendiğinize inanın. Yaşam tarzı haline getirdiğinize inanın. Ben 8 ay gibi bir serüvende sağlıklı da beslendim. Ama yaşam, uyku düzenim, çalışma düzenim, her şeyimi 8 ayda bir 3 kilo 4 kilo geldi bana. Olabilir. Ama verebiliyor muyuz? Verebiliyoruz. Ne yaptım? Çok basit. Canım çok çektiyse ölçülü yedim. Belki canım bugün tatlı çekti. Birinci dilim pasta yedim. Yarın tekrar tatlı çekti. İki tane hurma kahve içtim. Diğer gün tekrar canım tatlı çekti. Belki yarım porsiyon sütlaç yedim. Diğer gün yine tatlı çekerse belki sadece bir muzla üstüne birazcık balla geçiştirdim. Böyle böyle yaptım.
Ya bu tarz sebzemi hiçbir zaman eksik etmedim. Sebzemi yedim, salatamı yedim, proteinimi, etimi, tavuğumu, balığımı yedim. Çorbamı içtim, kahvaltılarda domatesimi, peynirimi, yumurtamı yedim. Bir dilim ekmeğimi sabah kahvaltıda yedim. Ara öğünlerde kuru yemişlerimi yedim. Bol suyumu içtim. Zaten Ramazan, bakın ben bir ay deyince aldım. Zaten baktığınız zaman 3 hafta Ramazan'da geçirdim. Bir haftası normalde. Ramazan'da bile iftarda sebzem mutlaka oldu. Salatam oldu. Yanına biraz etim oldu. Sonra Ramazan'dan sonra, iftardan sonra hop hadi gelsin bakalım tatlılar, baklavalar yapmadım. 17 saat aç kalmış olabilirsin. 1,5 saat sonra çayın yanında çok canım çekerse belki birinci dilim pasta yedim. Çok canım çekerse belki 1,5 dilim baklava da yedim, biliyor musunuz? Canım baklava çekti, aldım. 1,5 dilimini yedim. Mesela yani ölçümü bildim ama ben 1 kilo baklava, 5-6 dilim baklava yeseydim böyle veremezdim. Her şeyin ölçüsünü bildim. Canım makarna mı çekti? Geçen gün de söyledim. Yarım porsiyon, inanın 4 kaşıklık kendime makarna yaptım. Üzerine birazcık kremalı sos buldum. 30 kalorimiş sos. Yarısını attım, 15 kalori. 15 kalorilik sos yaptım ve kremalı makarna yedim. İlla bir porsiyon kocaman iki tabak mı yemem gerekiyor? 3 kaşıkla o kremalı makarna tadına vardım mı? Vardım. Yanında barbunya mı yedim? Suyumu içtim, yoğurdumu yedim ve doydum. Bu kadar yahu. Yani sadece bunları yaparak ve haftanın 6 günü spor yaparak bakın 5 kilomu verdim. Ne kadar fark var değil mi? Şimdi alışverişimi, small bedenlerimi de alıyorum. 36 beden de bakabiliyorum. Yaz gelmesini istiyorum, denize girmek istiyorum. Yani insanın sadece önemli olan gerçekten, mesela diyeceksin ki Ebru Peker'i nasıl koruyacaksın? Gene bunları yiyeceğim arkadaşlar. Ama mesela 3 kaşık makarna yerine 5 kaşık yiyeceğim. Sadece porsiyonu bir tık arttıracağım. Ya da birinci dilim pasta yerine o gün bir dilim pasta yiyeceğim. Normal yiyeceğim. Akşama sebzemi, proteinimi yiyeceğim. Ama karbonhidrat tüketmeyeceğim. Dengelemiş olacağım, korumuş olacağım. Bu kadar basit. Ama kilo vermek istiyorsanız ölçünüzü bir tık daha azaltacaksınız. O zaman kilo verebiliyorsunuz. İnanın çok zor bir şey değil. Ama ben şimdi istediğim gibi giyinip rahat rahat aynalardan kaçmayacağım. Bakın kilolu halimde hiç yüzüm yok, farkında mısınız? Yani 5 kilo aldığımda. Çünkü insan aynalardan o zaman bile kaçıyor. Belki 62 kilo, çok yüksek bir kiloda değilim ama insanın göbeği şişiyor ve aynalardan kaçıyor. Ama şimdi kilo verdiğim zamanlar illaki yüzümü de çektiğim oluyor. Bu kadar basit yani. İnsan onu düşünsün. Belki size yüzümü görmemiş olabilirsiniz zayıf fotoğraflarımda. Çünkü yakınlaştırmak için, ama hepsinde yüzüm var aslında. Bunlar bile bence yeterli anlatmaya. Hiç küçümsemeyin, 5 kilo küçümsemeyin, zamanla küçümsemeyin. Bir ayda, 2 ayda inanın çok fark edecek. Before after fotoğraflarınızı çekin ve bu serüvene güzel bir şekilde başlayın derim ben. Sizi çok motive etmek istedim. Söz verdim. Ve 3 kilo verdikten sonra bir daha before after gelir. Sıkılaştırıcı spor videolarım gelecek. Yani böyle böyle biz bu işi başaracağız. Ben de kilo alabilirim, ben de verebilirim. Herkes kilo alıp verebilir. Önemli olan çok fazla kilo almamak ya da kilo çok fazla kilo alsam bile önemli olan başlamak ve şu işe kafada bitirip inanmak. Sen istersen önünde, istersen neler neler yensin, ölçünü bilerek yersin, vicdanını rahat bir şekilde yaparsın. Sabah kalktığında kilo verdiğini, inceldiğini günden güne görürsün. İstediğin kıyafetleri de giyersin arkadaşım, bu kadar. Sen yeter ki iste. Sen istersen başarırsın. Ben sana bunun temellisini, sözünü veriyorum. Sen istersen, gerçekten şu an gözlerin içine bakıyorum. Sen istersen başarırsın, yeter ki iste. Umarım size güzel bir motivasyon olmuştur. En yakın zamandaki bir before after'ında geldim. Bakın 110 kilo ile gelmedim bu sefer karşınıza. 5 kilo vererek geldim. Ve fark ediyor. Daha ne diyeyim ben? Şu an yapabilirsin. Evet, daha da uzatmayayım. Daha da bu tarz videolar gelecek. Umarım sizi motive etmiştir. Bu arada bunu zaten biraz daha kısaltıp Instagram'da da before after fotoğraflarımı IGTV'de paylaşacağım. Artık Instagram'da IGTV'de bu arada böyle şey yapacağım. 3-4 dakikalık motivasyon videoları paylaşacağım. IGTV'de de görüşeceğiz yani, haberiniz olsun. Sizleri seviyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.